mı? Nur yüzüm, güzel yüzüm, aklın üstünde Allah'ın aklı vardır. Aklı, Allah'ın aklına bizim aklımız hiç kıyaslanmaz. Biz Allah'ın aklının çok altında bir küçük yansımayız, çok küçük bir yansımayız. Allah'ın sonsuz aklının altında belli belirsiz bir yansımayız. Allah'ın aklını tahayyül dahi edemiyoruz. Evet. Ruh anne karnında mı işlenir? Ayette Cenab-ı Allah biz insanı anne karnında mükemmel bir şekle soktuk diyor. Savva. Yani her yerini düzgün hale getirdik. Ondan sonra ona ruh üfledik diyor. Yani daha organlar gelişmemişken ruh üflenmiyor. Yani daha kalp var atıyor ama kalp fonksiyonu yok. Göz var ama görmüyor. Kapalı. Efendim ağız var ama tadı almıyor. Kulak var ama işitmiyor. Yani ölü. Bu haldeyken ruh olmamış oluyor. Bunun olması için, yani ruhun üflenmesi için Allah'ın şart koştuğu durum vücudun tam teşekkür etmesi. Yani insan bedeni görünümünün tam oluşması. Yani beynin normal çalışır hale gelmesi, gözün çalışır hale gelmesi, kulağın, burnun, bütün organların normal hayat vasfı göstermesi. Bu olduktan sonra diyor Allah ruhtan üfürürüz diyor ayette. Daha önce ruh üfürülmüş olmuyor. Ölü olur o. Yani zigot safhası olsun, diğer safhalarında olsun ölü olmuş oluyor. Canlı değil. O şoför, konuşan şoför